tehdit ederek de öldürtmek. Buna mütakip Sinan Aygül'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de davasının takipçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim. Şiddeti olağanlaştırmaya çalışan mevcut iktidarın hedeflerinden birisi de LGBT artılar. Varlıklarını aleni bir şekilde hedef haline getiren, nefret söylemiyle suç işleyen bu zihniyetin kendisini reddediyoruz. Sistematik hale getirilen ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadelemiz de dayanışmamız da devam edecek. En son sevgili milletvekili arkadaşımız, sevgili Özgül arkadaşımızın yaşamış olduğu, karşı karşıya kalmış olduğu soruşturma için söyleyeceğimiz tek şey var. Özgül Saki arkadaşımız gösterdiği dayanışmayla bu devletin sistematik hale getirmeye çalıştığı şiddeti ifşa etmiştir, teşhir etmiştir. Elbette ki yanındayız. Buradan bir kez daha seslenelim. Seçim sonuçları her ne olursa olsun, Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile yaşadığımız bütün toplumsal sorunların, yapısal sorunların bağını kuramayan hiçbir iktidar siyasi hayatına devam edemez. Bu yüzden bu ülkeyi yönetenlere ve devlet aklına buradan seslenelim. Bu gerçeği görmek zorundasınız, bu gerçeğe uygun bir pozisyon almak zorundasınız. Karşımızda olan iktidar için şunları söylemek mümkün. Ruhu hırs ile zehirlenen, dünyayı dar bir nefret çemberinden görenler, ülkeyi kaz adımlarıyla adım adım kan ve sefalete sürükleyenlere geçit vermeyeceğiz. Dün yapılanları yapılmamış gibi gösteren, gerçekleri ters yüz eden, devletin her kademesinde türeyen Erdoğan'a ve Erdoğancıklara geçit vermeyeceğiz. Bu hayatı özgür, bu hayatı güzel, bu hayatı yaşanabilir kılacak bir güce, bir motivasyona ve bir mücadeleye sahibiz.